85 ülke ve Türkiye'den merhabalar. Bugünkü canlı yayın konuğumuz Sayın Fehmi Demirten, Denizli İnşaat Müteahhitler Derneği Başkanı. Çünkü son günlerde müteahhitlik tartışılıyor. Son günlerde kat yükseklikleri, Denizli'de farklı yapılanmalar tartışılıyor. Biz bu tartışmaların içerisinde Sayın Fehmi Demirten dedik ki analize buyurun gelin. Şu Denizli'nin müteahhitlikle ilgili, inşaatla ilgili bölümlerini bir analiz ederim. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, kolay gelsin. Nasılsınız efendim? Çok teşekkür ederim. İyi olmak için gayret sarf ediyoruz. İyi olmak için gayret ediyoruz. Evet, sizler de iyisinizdir inşallah. Çok teşekkür ederim. Bizler de işte Pamukkale TV olarak bir bakıyorsunuz Uşak'ta, Manisa'da, Almanya'da, Fransa'da derken biz de hafta sonu İzmir'deydik. Yani buraya da gelebiliyorsunuz. Buraya da gelebiliriz. Evet, İzmir'de Denizliler'in bir pikniği vardı. Bahar pikniği. Oraya katılmıştık. Şimdi Denizli'ye baktığımızda son zamanlarda nasıl işler? İşlerde genişleme var mı? Müteahhitlik hızlı gidiyor mu? İnşaatlar yavaşladı mı? Son durumu sizden dinleyelim. Evet. Tabii ki bizim iyi dileklerimiz her zaman bakidir yani biz. Her şeyin iyi olması adına gayret sarf ederiz. İyi olması için de sözlerimizi on beyanda kullanırız. Ama tabii ki siz analiz dediğiniz zaman biraz da işin detayına ulaşmak gerekiyor. Bu Denizli için edeceğimiz analiz aslında Türkiye için değişmiyor yani. Bir yerde genellememiz, arada bir genele geçip tekrar geri dönmemiz mümkün olacak haliyle. İnşaat sektörü, inşaat müteahhitliği, mühendislik bunlar hep iç içe olan hadise. Birlikte müdahale etmemiz gerekiyor. Birinin kalitesi diğerinin kalitesi anlamına, birinin kalitesizliği de diğerinin kalitesizliği anlamına gelmekte. Şimdi her meslekte olduğu gibi öncelikler nelerdir? Can güvenliği, mal güvenliği ve ondan sonra da kaliteli, konforlu yaşam, modern yaşama içerisine topluca geçiş, insanların yaşam standartını yükseltmek. Bu anlamda detaylandırma ve analizin temeli oluşur. Can güvenliğiyle ilgili ne yapıyorsunuz diyebilirsiniz ki. Onu diyorum. Evet. Çünkü iki gündür yine iş güvenliğiyle ilgili haberler sıkça çıkmaya başladı televizyonlarda. Hı-hı. Örneğin Soma'nın mahkemesi davası başladı. Ankara yine Ankara'da yine bir yakın illerde göçükler oldu. İnsanlar toprak altında kaldı. Yani burada tedbir mi alınmıyor ve inşaatla ilgili yeterince tedbir alınıyor mu yapılırken size göre? Evet. Şimdi bu olumsuz cümleleri kullanmak istemezdim ama bir zafiyetimiz var bizim ulus olarak. Denizli olarak demiyorum. Yani Denizli ayrı bir yerdir demiyorum. Çünkü bizim ülkemiz bir bütün. Yani Kars'tan Edirne'ye kadar, işte Hatay'dan Sarp'a kadar bir bütünüz. Şimdi bu toplu kalitesizlik nereden kaynaklanıyor? Bu hemen sözün başında biraz siyasilere belki dokunacak ama siyasete, popüler idareciliğe kaynaklanıyor. Çünkü kalıcı ve olması gerektiği gibi neşter vurulmuyor. Sorunlar köklü çözülmüyor. Yani yasalar çıkartılsa bile yasaların tam takipçisi olunmadığı için yasalar bir yerde işlevsiz kalıyor. Bizim idari sistemimizde iktidar olmak ve iktidarda sürekli kalmak öncelikli oluyor. Yani bu neden böyledir dediğiniz zaman da iktidar olmasak hizmet yapamayız diyorlar. O anlam, o pencereden baktığınız zaman haklısınız falan diyebilirsiniz ama bence pek öyle değil. Çünkü birçok ülke var ki bizden ileride can güvenliğini kesinlikle çözmüş. Yaşam konforunu yükseltmiş,
kaliteyi yakalamış. Yani biz bunu niye yakalayamıyoruz? Yani şimdi biz habire kendimizi övmekle de meşgulüz. Biraz övme konusunda çok ileriye gittiğimizi düşünüyorum. Çok övüyorsak kendi kendimizi, tünellerimizde, madenlerimizde, inşaatlarımızda kaza olmaması gerekir. Evet. Buyurun, sonuç bu. Olduğu zaman da dünya çapında kaza oluyor. Ve dünyada, ses getiren. Tabii ses getiren kazalar oluyor ve dünya standartlarının çok çok üstünde bir kaza oluyor. Dünyada kaza olmayacak diye bir şey yok. Kaza olabilir. Ama kaza olur bizim gibi ihmal ve kayırmacılıktan ve de neme lazımcılıktan ve de kurallara uymamaktan kaynaklanan kazaların yoğun olarak olması ülkemize ve ülkemizden daha geri ülkelere mahsus bir şey. Peki biraz da bu bizim vatandaş olarak kaderciliğimizden olmuyor mu? Bakış açımız böyle. Şimdi Denizli Makine Mühendisleri Odası aylardır Denizli'deki asansörlerin %50'si, hatta bir ara %50'sinin üzerindeki çürük kullanılmaz dedi. Ne zaman ki İstanbul'da bir asansör düştü, 10 işçi öldü ve buna yakın kazalar oluyor ve bundan sonra aklımız başımıza geliyor. Tedbiri biz keşke gelse yani. Ben sizin kadar o kadar iyi niyetli değilim. İyimser değilim. İyimser değilim. Çünkü çok kolay unuturuz biz. Yani bu kadar erken unutan başka bir millet var mı yok mu bilmiyorum. Böyle bir araştırma olmadı ama Türk milleti hakkında kesin kanaatim çok yakın zamanda çok kolay unutan bir millet. Her şeyi unuturuz. İyiliği de unuturuz. Böyle bu unutmak iyilikten mi geliyor yoksa bu unutmak görmezlikten mi geliyor? Şimdi kolaycılıktan geliyor. Kolaycılık. Aslında unutmak da bir nimettir. Çünkü insan üzüntülerini unutmazsa sürekli tasa içerisinde yaşar. Yani hayattan zevk almaz hale gelir. Unutmak da bir nimettir ama biz kuralları unutuyoruz. Biz dün yaşadığımız acının sebeplerini unutuyoruz. Tamam acıyı unutalım ama sebeplerini unutmamamız gerekiyor. Kesinlikle neme lazım, bana bir şey olmaz, o çok pahalı, onun ayrı bir gideri var vesaire vesaire ya da bilgisizlik, bilmiyordum gibi nedenler öne sürerekten iş kazalarında lideriz. İş kazalarını geçtik tabii ki işte siz beni buraya inşaat müteahhitleri temsilen yani çağırdınız. Yani tabii biraz inşaatta da, yani, da inşaatta esas da. Esas şimdi tabii bizim bir işimiz iş kazalarını önlemek, iş kazalarının sebep ve sonuçlarını tartışmaktır ama esas sorunumuz da sağlam yapı yapmak, ondan sonra modern yapı yapmak. Şöyle kapatalım bu bölümü. Karşılayan. Denizdeki inşaatlardaki iş güvenliği yeterince takip ediliyor ve yapılıyor mu? Var mı? Şimdi iş güvenliği takip ediliyor derken edilemiyor. Yani bunun sebeplerini birçok şekilde sıralayabiliriz. Birincisi müteahhit sayımız bir hayli fazla. Yani bu reel olarak Türkiye'nin tamamındaki müteahhit sayısı 27 Avrupa ülkesinden dahi fazla. Yani tam rakamsal değerler şu anda yanım yok. 27 Avrupa ülkesinden evet, fazla. Evet, daha fazla. Peki sizin denizde kaç üyeniz var? 1000 var mı? Bizim üyemiz maalesef 1000 yok. Zaten 1000 üyede bir hedefimiz de yok. Ama 1000'den fazla müteahhitlik potansiyeline sahip kayıtlı insanımız var diyelim artık. Çünkü. Denizde? Evet. Yani yapsat yapan, inşaat yapan. Yapan ya da yapmaya hazır. Yapmaya hazır da kastım şudur. Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan müteahhitlik sicili almış insanlardan bahsediyorum. Bu sizde olabilirsiniz, eşiniz de olabilir. Hatta büyük anneniz, büyük babanız bile olabilir. Yani yaparsam, işte yaptırırsam gibisinden sicil almış. Bunu ne kadar inşaat yapıyor, ne kadar yapmıyor? Çoğu yapmıyor. Ama o etiketi taşıyor. Denizli altını çizmek için Denizli'de. Deniz ilinde, büyük şehirde 1000'e yakın bu sicil almış insan var diyorsunuz. Daha fazla. Daha fazla. Evet. Daha fazla. 3500. 3500. İdi yani bundan bir yaklaşık bir yıl önce. Şu anki sayıyı da bilemiyorum. İdi. Tamam. Yani 3500 kişi evet. İnşaatı yapmakla uğraşıyor. Yapmak için sicil almış. Efendim. Sicil almış efendim. Evet. Uğraşan sayısı farklı. Peki. Bu kadar bu işin rekabetin olduğu yerde bu kadar bu işi çok insan yapıyorsa sağlıklı ve kaliteli yapılar oluyor mu? Şimdi tabii ki biz nereden biliyoruz olmadığını. Bir kere
müteahhitlik sistemi herhangi bir özelliğe tabi değil. Bu özellikten kastım tecrübe, teknik kadro, mali durum, yapı araçları, gereçleri, iş makineleri vesaire anlamında müteahhitlerden bir kapasite talebi yok. Devletin bu iş mesleğe, bu işi yapmaya başlarken siz de bu özelliklerden hangisi var, ne kadar var, hangi işleri, ne tür işleri yapabilirsiniz şeklinde bir uygulama yok. Tabii uzmanlaşma yok yani. Uzmanlaşma haricinde uzmanlık alanı istenmeyen işler için dahi böyle bir sertifikasyon, böyle bir değerlendirilecek kriter aranmıyor. Yani kritersiz bir meslek grubu halinde. Diğer aklınıza gelen birçok meslekte kurs verilir, işte staj yaptırılır. Mesela avukat olursunuz, staj yapmadan avukatlık yaptırılmaz. Savcı olursunuz, aynı şekilde diş hekimi olursunuz. İşte uzmanlık bölümünü okumazsanız, staj yapmazsanız diş hekimliğini yapamazsınız. Ama müteahhitlik yapabilirsiniz. Bu mutlaka değiştirilmesi lazım. Şöyle bir örnek verebilir miyiz? Yıllar önce diş tabipleri bu kadar çok değildi. Bizim Çalılılar Türkiye'nin yer yerinde diş doktorluğu yapardı, diş çekerdi. Yani dişçiler vardı. Hançalılar. Evet. Hançalar ilçesi, işte beldesi. Şimdi onun gibi mi yani? Bir tarafta diplomalılar var ama yasada mevzuatta boşluk var. Daha sonra çok sıkı kontrol edildi mesela. O sektörde sadece doktorlar çalışabiliyor. Şimdi, yani sizin bir yasanız yok. Belki şu anda bile diş hekimleri için halen yasal mevzuatta boşluk olabilir. Çünkü biz İMKON Genel Kurulu'nda Ankara TOP'taki toplantıda bir milletvekilimiz bize hitaben konuşma yaptı kürsüde ve kendileri eczacıymış. Biz onun oraya meslekten olduğunu bilmiyorduk. Ve hanımefendi dedi ki siz müteahhitler bundan yakınıyorsunuz ama biz eczacılar için de bir yasal boşluk var. İşte şu problemleri yaşıyoruz dedi. Şimdi biz meslek grupları birbirimizin problemlerini bilmiyoruz. O konu onlar için de halen belki dediğiniz konu şu an diş hekimler için kısmen geçerli olabilir. Buna benzer. Ama biz inşaat müteahhitliğini inşaat yapanlar için öncelik diyoruz. Neden öncelik diyoruz? Çünkü herkesi ilgilendiriyor. Herkes sağlam konutta oturmalı. Herkes fonksiyonel, konforlu konutta oturmalı. Yani bir konut ediniyorsa, bir konutun yeniliyorsa, burada işte birinci derece deprem oldu, 6,5 oldu, 7 oldu, camdan atlamayı düşünmemesi lazım. Sonra fonksiyonel olması, ihtiyacını karşılaması lazım. İhtiyaçlar şimdi gittikçe mesela dünyadaki ihtiyaçlar özellikle değişiyor nüfus artmasıyla beraber. Otopark sorununuz var, çocuklar için oyun parkı sorununuz var, market sorununuz var, efendim buna benzer tonlarca sorununuz var. Bütün bunları çözmeden yapılan yerleşim alanları ileride problem haline geliyor. Peki siz bu dernek olarak 100 üyeniz mi vardı? Bizim şu anda 200'e yakın üyemiz 200'e var. 200'e yakın üyeniz var. Evet. Denizli'yi ele aldığınızda ve bu şehir örneğin Merkez Efendi Üçler bu tarafa doğru kayıyor. Evet. Orada. Belki de inşaat yapacak yer sıkıntısı çekiyorsunuz. Kendi üyelerinizle toplandığınızda ya burada yeni bir kompleks yapalım. Bunun içerisinde Denizli'nin otopark sorunu var. Bunun olmadığı, depreme dayanıklı olan, farklı olan yapılar yapılsın. Ve bu anlamda belediyeyle toplantı, büyükşehirle toplantı, bu tür çalışmalarınız oluyor mu? Bunlar bilinmeyen sorunlar değil Ahmet Bey. Bunlar belediyelerimiz, yöneticilerimiz, ÖDEDEM'ler bildiği konulardır zaten. Fakat bunları çözmek için irade kullanmak gerekir. Bunları çözmek için yasalar işletmek gerekir. Yasalar işletirken de ya işte bir sene sonra seçim var, 3 sene sonra seçim var. Kimseyi rahatsız etmeyelim, kimsenin mevcut hali değişmesin dediğimiz an yasalar işlemez hale geliyor. Kurallar işlemez hale geliyor. Şimdi biz mesela daha önce Denizli'nin merkezinde otopark sorunu var konusunda hemfikir olundu. İşte otopark yapmak için alanların kamulaştırılması gündeme geldi. Çalışmalar başladı. Sürünceme de halen kamulaştırma olayından ciddi sonuçta alınmadığını görüyoruz. Otoparkların yapılamadığını görüyoruz. Yani burada kimin ne kadar eksiği var, yanlışı var ya da kusuru var bilemiyorum. Ama genelde şunu net biliyorum. Mesela kentsel dönüşüm yasası bütün Türkiye'nin bu makus kötü yapılarını
iyileştirme adına ve ondan sonra şehirlerin merkezlerinde, kalabalık yerlerde özellikle açmaz olan ihtiyaçların giderilmesi adına merhem olarak sunuldu. Ve hakikaten de öyledir. Baktığınız zaman belki Cumhuriyet tarihinin en önemli yasalarından birisidir. Fakat işleyişe baktığınız zaman maalesef öyle ciddi bir yol alınmıyor. Sadece hani dişçiden başladık ya, çürük dişini çekiyorlar, yerine başka bir diş koyuyorlar. Ama ağzınızın tüm sorunu ya da mahallemizin, çarşımızın tüm sorunu ele alınıp da tümü üzerinden harekete geçilmiyor. Şimdi burada ben de öğrenmek istiyorum. Diğer illerde farklı uygulanıyor, denizde farklı uygulanıyor kentsel dönüşüm. Yok. Şimdi, yok. Yasa aynı yasa. Aynı yasa ama şimdi burada tek tek mesela geliyorlar, bir o mahallede tek bir ev var, onu yıkıyorlar, yerine aynı ev yapıyorlar. Şimdi bu kentsel dönüşümün ne faydası var? Bu kentsel dönüşüm değil, bu yapı değişimi oluyor. Bu yapı dönüşümü olmuş oluyor. Bunun faydası belki o yapıda yaşayan, riskli o yapı insanların can güvenliğini önlemiş oluyorsunuz. Bundan önce de tabii ki maddi pencereden baktığınız zaman o yapı sahiplerine kira geliri desteği sağlamış oluyorsunuz. Projelerindeki işte harçların alınmaması desteği sağlamış oluyorsunuz. Bir takım devletin ekstra desteklerinin onun yapısının yenilenmesini sağlıyorsunuz. Ama temel meselelerini çözmüyorsunuz. Yani ada bazında, mahalle bazında bu kentsel dönüşümler uygulansa daha etkili olmaz mı? Mesela İzmir'de böyle uygulanmıyormuş şu anda. Şimdi uygulanan iller sayılı. Yani bazı İzmir, illerde. İzmir, Bursa, ya İstanbul. Şimdi Eskişehir'de, hatta Bingöl'de bile uygulamasını gördüm. O zaman şaşırmıştım. Yani 2-3 sene önce Bingöl'e gitmiştim. Hani niye bizde yok diye biraz iç geçirmiştim. İnşallah bizde de olur ama şimdi hep söylenirken güzel şeyler söyleniyor. Fakat yapmaya gelince mutlaka iktidarda kalma, idarede sürekliliği sağlamak düşüncesinden kaynaklanan insanlar yerinden rahatsız edilmiyor. Ve bizim insanımız da ileri görmüyor. Gününü kurtarma adına aman bana şu anda bir sıkıntı gelmesin. Ben evimden çıkmayayım. Ben burada doğdum, burada göçüp gideyim noktasında. Kaderciyiz biraz da o noktada. Maalesef güzel şeyler olmuyor. Olmuyor değil mi? Olmuyor. Peki bu konuda sizin dernek olarak Büyükşehir Belediye Başkanı'yla kentsel dönüşüm farklı ve denizli yakışan bir şekilde olması için girişimleriniz, görüşmeleriniz olmadı mı? Şimdi biz tabii ki değerli başkanlarımızla, değerli büyüklerimizle görüşlerimiz oluyor. Onu geçtik. Biz İMKON olarak, Türkiye Müteahhitler Konfederasyonu olarak Ankara'daki toplantılarımıza ilgili bakanlıklarının ilgili daire başkanlarını davet ediyoruz. Orada yüz yüze karşılıklı bu sorunları konuşuyoruz. Kentsel dönüşüm daire başkanımızla en son görüşmemizde biz dedik ki imar planlarına dokunulsun. Yani şehir merkezlerine yoğun olan bölgelerde, eski olan bölgelerde yapılacak olan bu plan değişikliğine uysun noktasında dedik. Ve daire başkanımız da açık net söyledi. Bizim mevcut planlarımız 10 numaradır. Aynen soru cevap buydu. 10 numaradır. Onların bir değişikliği söz konusu değil. Siz mevcut planlar üzerinden dönüşümünüzü yapacaksınız dedi. Artık oradan yukarısı siyasettir. Bakandır, işte başbakandır yani oradan yukarısı. Yani bir çıkmaz var ya yani müteahhitlik işinde. Yani bir yasanız yok. Müteahhitlik içinde çıkmaz değil. Türkiye'nin sorunlarında çıkmazlık var. Yani Türkiye'de müteahhitlik yasası yok. Yani herkes mevcut yasaların bir yerine şekillenip onun içerisinde işini yapıyor. Bir şekilde işini yürütüyor. Günü kurtarıyor. Ama sorunlar kurtulmuyor. Yani sorunlar ötelene büyüyerek gidiyor. Yani sorun kangren oluyor bir anlamda. Yani onun tam tıp anlamında bir anlamı nedir bilmiyorum. Ama yani kaç yılda geçti. Şimdi güzel şeylerimiz oluyor. Parklarımız oluyor. İşte yeni binalar oluyor. Yeni işte tabii ki oluyor. Yani bu geçmişte de benzeri şeyler olmuş. Yoksa dünden bugüne Denizli ya da Türkiye oluşmamış ki. Türkiye Cumhuriyet tarihine baktığımızda 100 yıldır bir şeyler üst üste konup geliyor. Ama sorunlar
yumağı çözülmüyor. O orada duruyor. İdarecilerin de biliyorum ki kalbinde bir yara olarak duruyor. Şimdi, yani. Şöyle baktığımızda Merkez Efendi var, Pamukkale ilçesi var. Şu çanağın içerisinde. Hemen yakına geçti, Honaz Belediyesi var. Bunlar bu yapılanmayla ilgili, yapılaşmayla ilgili her bir bölgenin ayrı bir yönetmeliği mi var? Yoksa tek bir merkezden mi yürütülüyor? Yönetmenlik yasalar tektir. Bırakın Merkez Efendi Pamukkale Belediyesi'nin, Türkiye için aynı şartlar geçerlidir. Büyükşehirler arası farklı kanunlar var. O da Türkiye'deki büyükşehirlerin kapsamındaki kanunlarla aynıdır. Bu farklılık o değil. Farklılık şudur. Şimdi kimse, hani fincancı katırını ürkütme meselesi var ya, kimseyi ürkütmeden ben nasıl puanları toplarım? Süreklilik arz ederim. Siyasette sürekliliğimi sürdürürüm. Bu pencereden bakıldığı için sorunların, o asıl sorunlar çözülmüyor. Çözülmeyen sorunlar nedir? Allah korusun. Nedir gerçekten? Yarından deprem olsa, gene en son mesela 2011'de Van depremi Türkiye'yi şok etti. Çünkü 99 Körfez depremindeki yaşadığımız büyük acıdan sonra dedik ki ha, Türkiye çok büyük sarsıldı. Büyüğünden küçüğüne, müteahhidinden mühendisine, işte belediye başkanından azasına bu işte ehemmiyete sarılır, dikkat edilir ve büyük afetlerde zarar görmeyiz. Ama öyle gördük ki öyle olmadı hiç. Aynı oranda Van'da hasar gördük. Yani belki bazı bölgelerde Erciş'te falan daha yüksek hasar gördük. Bu anı şu anlama geliyor, ders almamışız. Yarın bir gün bir afet olduğu zaman benzeri hasarları alacak demektir Türkiye. Bunun almama sebebini de ben bir mühendis olarak, hiçbir siyasi anlamda hiçbir sebebi olmayan insan olarak şunu söylüyorum. Kurallara uymak, kuralları uygulatmak bir kere yöneticilerin görevi, büyüklerimizin görevi. Onlar iyi ve doğruyu emrederlerse iyi ve doğru yapılır. Ama siyasi anlamda kısa vadede zarar göreceklerini düşündükleri için bu anlamda harekete geçilmiyor. Dün de böyleydi, dün de böyle. Yani şimdi mesela Haziran'da seçim var. Evet. Seçim öncesi Denizli'deki yapılarda denetimler az mı? Yani seçim kaygısıyla bir takım şeyler göz mü yumuluyor? Bunu mu demek istiyorsunuz? Yapılacak olan büyük tadilatta, büyük imar değişikliklerinden bahsediyorum zaten. Evet. Yani biz zayıf yapıların hangi sokakta, hangi caddede sıkıntılı olan yer herkesince malum. Bunu bilmeyen yok. Bunun planları gözden geçirilip plan tadilatına gidilmediği müddetçe ne sokağa sorununu çözebiliyorsunuz, ne otopark sorununu çözebiliyorsunuz, ne de ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyorsunuz. Alternatif bölgeler üretiyorsunuz, belki gelişip gidiyor ama sizin eskiden kalma, eski olan bölgenizdeki o kangren durum yerinde sayıyor. Bunu zaten 3 ayda 5 ayda çözmeniz mümkün değil. 3 ay 5 ayda seçim geliyor, çözmüyorsun. Onu anlarım. O seçim bitiyor, ondan sonra başka bir seçim hesapları başlandığı için bunlara müdahale edilemiyor Türkiye'de. Ha, bunu başkaları gelir eder mi bilmiyorum. Bu durumda ümitsizim. Kim gelse buna müdahale etmeyecek kanaati var bende. O zaman müteahhitlik yasası böyle yarım yamalak, işlemler yarım yamalak. O zaman doğan mı müdahale edecek? Yani yedi işletinde... Düşe kalka giden, yani az gelişmiş ülkelerin hali budur zaten. Yedi işletinde bir deprem olacak, yerle bir açı düzeltecek. Ondan sonra bakacağız yani, daha planlı, daha düzenli bir yapılaşmayı. Onu mu demek istiyorsunuz? Şimdi bir yerde o mana çıkarabilirsiniz bundan. Keşke öyle olmasaydı. Yani eğer doğa müdahale etmese, müdahale edebilecek bir güç, bir kuvvet, bir erk görmüyorum. Görmedik. Bugüne kadar görmedik yani. Bugüne kadar görmedik değil mi? Doğa müdahale yani ederse. Bu sadece şu 10 yıllıklara bahsetmiyorum ben. Ben 35 yıldır bu müteahhitlik sektörü içerisindeyim. Evet. Yani Fem başka Bey, illeri de biliyorum. Fem Bey, şimdi en son bir örnek vereyim. Şiddetli, Allah versin, yağdı, kar yağdı, yağmur yağdı. Şimdi birçok alanı, örneğin Tava Savası'nda, Çivri'nin belli yerlerinde su bastı. Su bastıktan sonra su nasıl bastı,
hangi kanal bu burada temizlenmedi, hangi kanalı temizlersek bir daha sel baskını olmaz diye şimdi tartışıyoruz. Şimdi doğada zaten doğanın size nasıl hasar vereceği bellidir. Ve bunu kurumlarımız da biliyor. Mesela sudan bahsettiniz. Suyun nasıl davranacağını devlet su işlerindeki her mühendis biliyor. Evet. Suyun hangi, doğaya baktığınız zaman siz kocaman bir havza görürsünüz arkasında. İki dağın yamacı ve önünde köprü yapmışsınız, yol yapmışsınız. Hatta bazılarında da yapı yapmışsınız. Türkiye'de Samsun'da olduğu gibi. Doğa durur durur 50 yılda bir coşar. Önüne ne bulursa katar götürür. Götürür değil mi? Bu bir idari hatadır. Bu mühendislere de kabahat bulmuyorum. Çünkü mühendisler uyarsa da dinlenmez. Çünkü siyasi otorite o imara açacaktır orayı. Bir sebebi vardır. Yani 50 yılda sonra olacağı işi belki de görmezden gelir. Çünkü 50 yıl sonra orayı imara açanlar olmayacaklar. Yani olur, onu mu düşünürler bilmiyorum. Ya da hafife alırlar. Yani hiç öyle bir, çünkü afeti görmeyen insan afet hakkında fikir sahibi olmaz. Herkese afeti gösterip de idareci yapma şansınız da olmaz. Ondan dolayı Türkiye'deki istatistik değerli araştırmalar önem vermeyen insanlarımız yönetime geldiği müddetçe bunları yaşayacağız. Peki sabahleyin buraya gelirken, televizyona gelirken Ticaret Odası'nın orada bir pankart var. İzolasyonla ilgili bir seminer var. Şimdi binlerce bina yapılmış. İnsanlar içinde. Hı hı. Şimdi yıllar sonra izolasyon önemini anlatmanın bir anlamı var mı? Var. Şimdi bu Aykopol firması, ben Hollanda'ya gittim. Bu firmanın da fabrikasına gittim. Benim bütün mühendislerim şu anda o seminerde bulunuyor, bugünkü seminerde. Firmayı biliyorum. Biz Deniz Ticaret Odası olarak oraya gittiğimizde hakikaten o firmanın Avrupa bazında bayilikleri, distribütörlükleri olduğunu öğrendik ve işi uzman, yani gerçekten onlar su izolasyonu şu anda anlatılan konu. Diğer izolasyonlar ısı izolasyonu değil. Su izolasyonu konusunda dünyada çok itibarlı bir noktaya gelmişler ve biz istedik onlardan ki gelip Denizli'de bizim izolasyon yapan firmalarımıza, ustalarımıza, mühendislerimize bunu gösterin, ama ekranlarda değil, fiili gösterin. Orada bugün fiili, yani görerek nasıl bini olacak, ne sağlamlıkta yapıştıracaksınız, kaç kat yapacaksınız, köşeyi nasıl döneceksiniz, ek yerine neler uygulayacaksınız, bunu görsel ve göreceli olarak uygulamalı olarak öğretiyorlar. Ve bunu öğreten, anlatan kişi Almanca konuşuyor, Türkçe bilmiyor. Bir Türk var onu tercüme eden. Bizim arkadaşlarımız, ustalarımız da onu şu anda görüyorlar. Buna ihtiyaç var. Dün daha çok vardı. Bugün de var. Yarın da olacak. Ben bu konuda Ticaret Odası'nı, evet. Sizin dernek işbirliğiyle mi yapılıyor bu toplantı? Bizim derneğimiz, üyeleri de Ticaret Odası mensubu olduğumuz için biz Ticaret Odası ya da Müteahhitler Derneği fark etmiyor. Biz hepimiz oradayız bugün. Evet. Yani tebrik ederiz. Teşekkür ederiz Ticaret Odası'na, ama bu bugünden sonra yapılacak işler için. Mesela binlerce bina yapılmış. Şimdi dışına gelip müteahhitleri suçlamak anlamında söylemiyorum, ne olur. Ama bir eksiklik var yani. Binalar yapılmış. Şimdi dışarısına izolasyon işler yapılıyor. Bu doğru mu? Ya siz ısı yalıtımından bahsediyorsunuz. Evet. Mantolama hadisesinde bahsediyorsunuz. Evet. Şimdi bu kısmen doğru. Çünkü eski bir yapıdır. Eğer o yapı yeterli sağlamlıktaysa, kentsel dönüşüme tabi tutup yenilenmeyecekse, onun içerisinde %30, %40'a varan bir ısı kayıpları söz konusu. Daha Rusya'dan getirdiğimiz doğalgazı havayı ısıtmak için kullanmayalım. Onun için yapabildiğimiz kadar manto yapalım ve o ısı yalıtımını, ısı kayıplarını azaltmaya çalışalım. Bence iyi yapılıyorsa, doğru bir detay ise doğrudur. İşte bu eski binalarda bunu tamamlamaya çalışıyoruz. Evet. Sürekli biz yaptığımız, ben bunu anlayamıyorum. Yani yapmışız, şimdi yıllarda bir eksiğini tamamlamak için çalışıyoruz. Örneğin binayı yapmışız, şimdi depreme karşı güçlendirme çalışmaları yapıyoruz. Bunu daha çok ihaleyle müteahhitlerin yaptığı binalarda bu sorun yaşanıyor. Yani buna karşı bir dernek olarak ilkeli... Müteahhitlerden başka kim bina yapıyor?
Herkes müteahhit olduğu için. İşte yani. Herkes müteahhit yapıyor. Ya bu konuda sizin bir tedbiriniz, bir çağrınız yok mu? Olmaz mı? Bizim nedir yani? Bizim çağrımız sürekli. Biz bir kere kendi müteahhit arkadaşları bize üye olmasalar bile bizim seminerlerimize gelmeye, bizim teknik gezilerimize katılmaya, ondan sonra bilgi aktarımı, bilgi paylaşımı yapmak için çalışmalarımız devam ediyor. Ama derneksiniz netice itibariyle. Gelirleriniz kişilerin gönüllü katkılarına bağlı. Aidiyetliği kişilerin gönüllerine, serbestisine bağlı. Sizin bir kanununuz, bir odanız yok ki, bir aidatınız yok ki. Siz belki bazı firmalar reklam için yardım yapıyor. Siz onun reklamını yaparken onun ödediği bedellerle bazı faaliyetlerde bulunuyorsunuz. Yani sponsorluk gelirleri. Sponsorluk gelirleri olabiliyor. Aidat konusunda kişiler zaten çok çeşitli derneklerde kuruluyor. Hani hiçbir teknik ya da faydası olmadığı halde bilmem ne derneği bakıyorsunuz bir siyasi filan işte kalabalık görünsün filancayı alkışlayalım falancayı alkışlayalım. Bu değil yani dernekçiliğin şeyi de bu olmamalı. Yani topluma faydalı işler yapma adına yani biz ne kadar yapıyoruz? Hani karınca yapıyoruz çünkü bizim bakın işte bu gezilere katılıyoruz, fuarlara katılıyoruz. İnsanlar İstanbul'da işte o zaman daha inşaat bitmemişti. Tüp geçit inşaatını gezdirebildik. Gökdelenleri çıkardık çoğu müteahhitimiz işte. Var yap olsun, Ağlı olsun. Buna benzer... Orada ziyaret ettiniz bunları. Bunları ziyaret derken nasılsın iyisiniz değil. Neler yapmışlar? Biz işte 100. kata, 60. kata... Farkındalığı görsünler dediniz. Farkındalığı görsünler. Neler yapıyorlar? Detayı göster. İnşaat müteahhitleri, iş adamları derneği başkanı olarak gece yattığınızda elinizi vicdanınızda koydunuz. Hı-hı. Ya denizde kaliteli, depreme dayanıklı, ısı yalıtımlı binalar üretiliyor mu? Büyük oranda üretiliyor ama bu konuda hiç kayıp olmaması lazım. Şimdi bütün dünya büyük bu kayıp... derken yine... şey şimdi bunu tam bir şimdi herkesin inşaatına gidip denetleyip ölçme şansınız yok. Ama zafiyetler belli. Zafiyetleri biz nereden ölçeriz? Biz ciddi bir konferans yaptığımız zaman katılımdan ölçeriz. Şimdi siz iş güvenliğine ilgili konferans yapıyorsunuz. Uzmanlar getirmişsiniz işte Çalışma Bakanlığı'nda ya da İzmir'den işte bölgeden. Buna katılımı çağırdığınız insanların bir bölümü katılmıyor. Katılımı bazı katılmayan da bazen %50'leri buluyor. Ha diyorsunuz ki halen bizim bazı müteahhitlerimiz can güvenliği konusunu önemsemiyor. Başka işi daha ondan önemli. Tapusu vardır ya da inşaatta duracaktır. Bir şey vardır. Onun önüne geçiriyor ve o toplantıya katılmıyor. O bizim için bir ölçüdür. İkincisi fiyatlardan daha çok ölçeriz. Şimdi siz bir yapı yapıyorsunuz. Atıyorum 150 metrekare. Ama arsa fiyatları bellidir bir bölgede. Birisi satıyor 150 bin lira, birisi satıyor 125 bin liraya. Şimdi buradan anlıyorsunuz ki o kişi onu ucuza mal etmek için ya kaliteden ya da sağlamlıktan ödün veriyor. Yani çünkü yani rakamların o kadar oynamaması lazım. Yani. Peki burada vatandaş niye dikkat edecek? Yani diyor ki burası kelepir, son inşaat işte bakıyor 100 bin lira hadi alayım. Ama bir tarafta diyor ki ya bu 100 bin lira olmaz bu iş. Şimdi her mesleğin uzmanı var. Siz şimdi biz hiç kimseyi küçümsemek istemiyoruz ama sağlık probleminiz olduğu zaman yani ilk gelene gidiyor musunuz böyle hemen? Probleminizi açıyor mu? Hayır. Soruyorsunuz ya bu konuda benim böyle bir sıkıntım var. Kime gideyim? O diyor birkaç kişi 100 tane varsa 30 tanesi öne çıkıyor değil mi? Ya 30 tanesini de tercih etmeye çalışıyorsunuz. Ha. Mesela inşaatçı pozisyonuna bakarsanız siz bir yerde bir ev alacaksınız. Bir şekilde emlakçıdan ya da ilandan gördünüz ya da geçerken levhasını okudunuz. Vardınız inşaata. Müteahhidi kim? Bakarsınız Ahmet Mehmet. Mühendisi kim? Şu, bu mühendisi buraya gelip gidiyor mu? Bu mühendisi işçilere orada geçerken veya birine alan bir kişiye sorarsınız ya bu mühendis buraya gelip gidiyor mu? Demire bakıyor mu? Bu yapı denetim buraya uğruyor mu? Bunun takibi kimin altında?
Kimin kontrolü altında? Bunları kime sorarsınız? Meslek odalarına, müteahhitsin müteahhitler derneğine sorarsınız. Ticaret odasına sorarsınız. Mühendislik odalarına sorarsınız. Belediyelere sorarsınız. Bütün bunları yapmaz da ya bu ucuzmuş o pahalıymış şu ucuzu alıp geçelim derseniz ne aldığınızı bilmezsiniz. Peki şöyle bir şey olsa öneri olarak yani yasa yok diyorsunuz. Dernekler birleşip bu konuda ticaret odası... Eksik, uygulamada problemler. Uygulama problemleri. Yani çıkacak yasada her ilde bir inşaat mühendisleri derneğinden, belediyeden, müteahhitlerden, valilikten bir komisyon kurulup yapı denetimlerle birlikte. Yani bir marka, bu bina depreme dayanıklıdır. Logosunu oraya koysa, yani bu bina ısı yalıtımı var. Bu binada depreme dayanıklılık var diye. Bir raporu, bir belgesi, kimliği olsun binanın. Böyle bir şey yok mu? Evet, şimdi bunların hepsi var. Var değil mi? Var da şimdi bak komisyonların işleyişini söyleyeyim ben size. Bir komisyon kurulduğu zaman bu genelde böyledir. Bir kişi vardır merkezde, o işi bilen odur. Diğerleri ismi yazılır oraya. O kurumdandır, öbür kurumdandır, şu kurumdandır. Ha, imza atar sadece. Ha, o kişi... Evet. O kişinin kapasitesi, kabiliyeti, bilgisi, uzmanlığı o işi doğru takip etmeye yetiyorsa o iş düzgündür. Ama öbürleri ismen yazılmıştır. Çünkü orada aranan şey uzmanlık olmuyor. Ya şu kurumdan da bir kişi olsun, öbür kurumdan bir kişi olsun. Gerçek bir denetim olmuyor diyorsunuz. Ama o kişi o işi yapmış mı? Değil mi? Evet. Şimdi siz bir binayı birine kontrol ettireceksiniz sağlam mı diye. Ömründe bina yapmamış ama bir yerde görevlidir yani. Oraya atanmıştır. Bir şekilde atanmıştır, gelmiştir. Yetkilidir de. Ama ömründe bina yapmamıştır. Şimdi ben biraz tarımla uğraşmaya başladım, lafı değiştirdim. Ceviz bahçesi kurdum. Şimdi ceviz bahçesi ziraat mühendisi arıyor. Şimdi ziraat mühendisi çok. Herkes bir şey söylüyor. Ya tecrübeli bir böyle ceviz bahçesi yapan arkadaşım dedi ki o ziraat mühendislerine sor bakalım hangisi bir 20 dönüm ya da 5 dönüm ceviz bahçesi kendisi yapmış, üretmiş, bitirmiş ürün almış. Hakikaten sordum, yaptı mı? Yok. Hiçbiri yapmamış. Evet. Sorun bu diyorsunuz. Sorun yani. Sorun bu. Yani isim olsun, laf olsun, yazılsın, evet. Olmuyor yani. Çok teşekkür ederim. Bugünkü analiz programınıza katıldığınız için vaktimiz de burada doldu ama bir cümleyle son sözü de verebilirim. Buyurun. Tabii iyi şeyler olacak ama birbirimizi duymamız ve dinlememiz lazım. Bütün taraflar hiç kimse ön yargılı olmadan arkada ha demeden hepimizi düzgün, namuslu insanlar olarak görerekten birbirimizi anlarsak inanın ki hem denizde hem ülkemiz çok iyi yerlere taşınır. Çok teşekkür ederim. 85 ülke ve Türkiye'den bizi izleyen değerli konuklar. Bugün geldiğimiz noktada diyoruz ki bu analiz programından da bütün inşaatlara, yapılara şöyle baktığımızda 7 şiddetinde bir deprem olmadan, doğa bize elinin tersiyle vurmadan tedbir alalım ve o tedbirlerin ışığı altında daha mutlu yaşamaya gayret edelim diye bu programı bitiriyoruz. Çünkü denetimler lafla, denetimler böyle oturduğumuz yerden bürokratik kafayla olursa olmuyor. Olmuyor, olmuyor. Su bastıktan sonra seli nasıl önleriz? Hangi kanal tıkalıymış diye araştırmak farklı bir şey. İş olmadan tedbir almak farklı şey. Her şey gönlünüzce olsun. Esen kalın.